Yalta Konferansı'nda oluşturulmak istenen barış ve güven ortamını Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve İngiltere kendileri açısından değerlendiriyordu. Amerika kurulacak olan uluslararası kuruluşlarda aktif rol alarak barış ve güven ortamını oluşturabileceğine inanıyordu. 44 ülkenin katılımıyla liberal ekonomi ve serbest ticaret zeminine oturtulan iki yeni kurum oluşturuldu. Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, yani Dünya Bankası. Uzun vadeli yatırım kredileri vermek suretiyle Avrupa devletlerinin yeniden imarını sağlamak, ödemelerdeki dengesizlikleri gidermek için kuruldu. Uluslararası Para Fonu, IMF, Avrupa devletlerinde ortaya çıkabilecek geçici ödeme güçlüklerinde kredi vererek uluslararası ticaretin daralmasını önlemek amacıyla Washington merkezli olarak 1945'te resmen kuruldu ve 1947'de fiilen çalışmaya başladı. Fonun para birimi özel çekme hakkı adı verilen SDR'dır. IMF'e üye ülkeler Dünya Bankası'na da üye olmak zorundadır. Her üye ülkenin fondaki payının %25'i altın, %75'i milli para olarak bulunur. 2016 itibariyle 189 ülkeden oluşan birlikle Türkiye arasındaki ilişkiler 1957'deki Standby Antlaşması ile başladı. Kuruluşundan günümüze Uluslararası Para Fonu'nun rolünde önemli değişiklikler oldu. Başlangıçta IMF'in amacı üye ülkelerde kur istikrarını sağlamak ve dünya ticaretini kolaylaştırıcı bir ödemeler sistemini oluşturmaktı. Zaman içinde uluslararası finansal sistemde ortaya çıkan değişiklikler ve üye ülkelerde oluşan finansal sorunları aşmak amacıyla uygulanan IMF destekli istikrar programının çoğunun başarısız olması, IMF'in rolünün sorgulanmasına neden oldu. Günümüzde IMF kendisine yüklediği misyonla küresel finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası organizasyona dönüştü. Özel çekme hakları olarak adlandırılan IMF kotası, üye ülkenin IMF'e mali katkısını, IMF'ten alacağı krediyi ve büyük oranda örgütteki oy gücünü ortaya koyar. Ülkeler, IMF'ten kotalarının üzerinde kredi almak zorunda kalırlarsa, standby anlaşması imzalamak zorunda kalırlar. Yapılan düzenlemelere rağmen örgüte gelişmiş ülkeler, özellikle de Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri hakimdir. Bu ülkelerin sahip olduğu kotalar, toplamın %57.7'si, oy gücü ise %55.3'üdür. Amerika tek başına kotalar toplamının %17.4'üne ve oy gücünün %16.5'ine sahip olduğundan veto hakkı olan tek devlettir. IMF, küresel ekonomik krizlerde, özellikle de gelişmekte olan ülkelere yönelik politikalarında toplam talebin kısılması ve piyasa mekanizmasının geliştirilmesini esas almaktadır. Amacı, ekonomik açığa sebep olduğu düşünülen talebi düşürmektir. Talep kısmaya ve dolayısıyla büyümeyi düşürmeye yönelik sıkı para ve maliye politikalarından oluşan istikrar programları, IMF tarafından ülkelere standart olarak sunulmaktadır.